Ferit Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Bizler deyiz teşekkür ederiz. Ferit Bey, Mudanya Tattoo Studio Design olarak söyleşimize geçmeden önce ben izleyicilerimize kısaca sizi tanıtmak istiyorum. Ferit Taş kimdir? Ne kadar zamandır sektörde faaliyet göstermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Yaklaşık 15-20 senedir bu sektörün içerisindeyim. Hı hı. Ne bileyim nasıl başladım bu işe? Bu dövmeyle başladım. Birinci dövmem. Bundan sonra ikinci dövme, daha sonra kendim dövmeci olmaya karar verdim. Evet. Çok genç yaşta adım attınız sektöre. Evet. Kendinize yaptırmış olduğunuz sağ kolunuzun üst kısmına bir dövmeyle siz de bu sektöre bu şekilde bir adım atmış oldunuz. Evet. Ve 20 senedir de Mudanya'da Tattoo Stüdyo Design olarak da hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Evet. Sunmuş olduğunuz hizmetler nelerdir? Biraz bahsedebilir misiniz? Genelde kişinin karakteristik özelliğine ve kendi isteğine göre dövmeleri seçip, tasarlayıp, kişinin vücuduna uygun olup olmadığını belirleyip ondan sonra yapım aşamasına geçiyoruz ki dönüşü olmayan bir şey. Kesinlikle. Çünkü bu kalıcı dövme insanın gerçekten vücudunda yaptıracağı her neyse onu özümsemesi gerekiyor. Yani bu sonuçta onun bir yaşam tarzı, evet, bir hayat tarzı, onun bakış açısı. Bir ömür boyu onunla beraber artık hayatı sürdüreceğine göre bunu iyice özümsemesi lazım. Evet. Burada da işte sizin tavsiyelerinizde uyuması lazım. Kesinlikle. Hani gerçekten evet daha sonrasından pişman olacağı hiçbir şeyi kesinlikle ve kesinlikle yaptırmamaları gerekiyor ki burada işte sizin ona sormuş olduğunuz, iletmiş olduğunuz sorular eğer netlik kazanıyorsa aldığınız cevaplar siz burada ona göre bir uygulama yapıyorsunuz. Ama eğer sorduğunuz sorulara net bir şekilde cevap alamıyorsunuz, yani kişi bu dövmeyi özümseyemiyorsa böyle bir uygulamaya da kolay kolay girmiyorsunuz diyebiliriz. Kesinlikle. Zaten kişinin ruhunun sızıntısıdır dövme. Evet. Kişi ne istiyorsa, neyi arz ediyorsa mümkün mertebe onu yapıp kişinin kendi isteğini karşılamaya çalışıyoruz. Evet. Peki yapılan herhangi bir uygulama daha sonrasında geri dönüşü olabiliyor mu? Geri dönüşü olabilir. Nasıl olabilir? Üstüne farklı bir dövme yaparak, yani cover up, evet, dediğimiz, kapama dövme dediğimiz, hı-hı, dövmelerle. Ama çoğu dövmeler oluyor ki diğer arkadaşlarımız ne bileyim yapıyor veya bizim hatalarımızdan da kaynaklanabilir. Geçmişte yapmış olduğumuz, hı-hı, mümkün mertebe kapanıyor. Evet. Ağırlıklı olarak burada tasarlanan nedir dövme olarak? Kişiye göre değişiyor. Evet. Kesin bir şey söyleyemeyeceğim çünkü herkesin isteği farklı. Hı-hı. Yani net olarak öyle bir durum söz konusu, evet, değil. Genelde burası cover. Evet. Kapama. Peki ben çok hassas bir sektör. Yani bir sağlık, sonuçta bir cilt sağlığı da diyebiliriz buna. Kesinlikle. Burada yapılabilecek en ufak hatalar çok büyük olumsuz sonuçlara, insan sağlığına da sebebiyet gösterebilir. Ta ki kullanılan makine ve yan ürünlere dair hepsinin stabil olması gerekiyor. Siz nelere dikkat ediyorsunuz? Bizim genelde kişi için kullandığımız her şey tek kullanımlıktır. Hı hı. İğnesinden tutun ucuna kadar her şey tek kullanımlık. Oturduğunuz yer mesela sizden önce bir kişi oturduysa üstü mutlaka streç filmle falan filan dezenfekte ediliyor, temizleniyor, değiştiriliyor sürekli. Evet. Bu şekilde oluyor. Kullanılan malzemeler de iğne tek seferlik olduğu için hiçbir sıkıntımız, sorunumuz olmuyor. Evet, yani. Ki biz bu dövmeyi yaptıktan sonra kişinin de anlatmış olduğumuz dövme bakımına uyması gerekiyor. Evet. Peki bir dövmenin yapılması ortalama kaç seans sürüyor? Dövmeye göre değişiyor. Dövmeye ve kişinin dayanıklılığına göre değişiyor. Hı hı. Kimi dövmeler var, 5 dakika, 10 dakika, bilemediniz 15 dakika gibi kısa bir sürede bitebiliyor. Hı hı. Kimi dövmeler var, 2 seans, 3 seans, 4 seans, 5 seans veya yeri geliyor eğer dayanabiliyorsa 8 saat, 9 saat, 10 saat. Kişinin ve benim dayanma gücüme bağlı. Evet, yani burada tabii ki tekrar tekrar üstünden geçirmesi gereken çizimlerde ya da renklendirmelerde olabiliyor. Oluyor, mutlaka. Evet. Şimdi biraz da ben sizin lakabınızdan söz etmenizi isteyeceğim. Evet. Ferit Taş, ama bu sektörde sizi herkes Damat Ferit Paşa olarak, evet, tanıyor, biliyor. Hikayesini çok kısa anlatabilir misiniz bize? Tarık Akan'dan kaynaklanıyor. Sağ olsun kendisi, var olsun. Evet. Genelde filmlerinde hep Damat Ferit ismini kullandığı için benim, hı-hı, lakabım da oradan kalma, Damat Ferit. Evet. Paşa da atalarımızdan kalma. Kökten gelen, kökten gelen. Arabistan'da unsur. Paşa dedelerimizden kalma bir lakabımızdır. Tabii Damat Ferit Paşa. Ferit dedi birleşince Damat Ferit Paşa ortaya çıktı. Evet. Bu sektörde herkes sizi Damat Ferit Paşa olarak tanıyorlar.
Biraz da ayrıcalıklarınızdan söz edelim. Şimdi sektörünüz çok geniş bir sektör. Artık son zamanlarda tatlı stüdyolar çok fazlalaştı. Hani bir kişinin yanında 3-5 ay çalışan da artık ben bir kendime bir işletme açayım, gelen insanlara bu hizmeti sunayım diye kendileri de bir ağ gibi artık büyümeye başladı. Sizin bu diğerlerinden ayıran en büyük özellikler nelerdir? Yani neden özellikle insanlar Mudanya Tattoo Studio Design'ı tercih etmeli? Yapmış olduğumuz iş bizi yeteri kadar temsil ediyor. Evet, referanslarınız referanslarımız burada çok oluyor. Önemli. Yapmış olduğumuz iş bize gösterecek olan budur. Evet, Ferit Bey vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ben teşekkür ediyorum. Hizmetlerinizin ve başarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok sağ olun.